Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve derslerimizi takip ediyorsunuzdur. Dediğim gibi daha önceki videolarda da söyledim, sürekli iletişim halindeyiz. Anlamadığınız yer olursa muhakkak yazın sevgili arkadaşlar. Ben konuları geniş bir şekilde not aldım, PDF olarak size göndereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugünkü konular bugün ve bundan sonraki konular biraz daha önemli konular arkadaşlar. Çünkü şimdiye kadar işlediğimiz konular biraz temel konulardı. O yüzden gerçekten öğrenmek istiyorsanız derslere böyle biraz daha sarılın arkadaşlar. Bugün sizlerle simple present tense işleyeceğiz arkadaşlar. Geniş zaman. Türkçesi geniş zaman. İşte ne anlama geliyor? Ne zaman kullanılıyor? İşte kullanılan, cümle içinde kullanılan zaman ifadeleri hangileridir? Ve sadece burada işte geniş zamanda bizim sıklık zarflarımız var. Onlar nerede kullanılıyor? Aslında günlük hayatta biz Türkçe'de de çok kullanıyoruz bunları. Onları öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Daha sonra işte birkaç ipucu var mesela hani işte burada he, she'de yani üçüncü tekil şahıslarda s takısı geliyor. İşte o s takısı mesela y ile bitiyorsa ben direkt s mi getireceğim ya da is mi getireceğim. Bazı kurallar var mesela x ile biten, ondan sonra s ile biten bazı kelimeler var. Onlara hangi e gelir onlar üzerinde duracağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi simple present tense arkadaşlar. Günlük hayatta hani sürekli tekrar genellikle işte sürekli tekrarlanan ya da herkes tarafından bilinen eylemleri anlatırken kullanıyoruz. Mesela ben her sabah işe gelirim. Bunları geniş zaman olarak anlatıyoruz değil mi? Ya da herkes tarafından bilinen bir şeyi anlatırken geniş zamanı kullanıyoruz. Yani su 100 derecede kaynar. Bu herkes tarafından biliniyor. Ya da ne diyebiliriz? Ben Mardin'de yaşıyorum. Bu bilinen bir şey değil mi? Bunlar hep geniş zamanla oluyor. Ya da değişmeyen duygu, arzular da arkadaşlar. Bunlar da geniş zaman olarak anlatabiliriz. Onun dışında işte ne diyebiliriz? Ben her sabah otobüsle işe giderim mesela. Bu geniş zamanı ifade ediyor değil mi? Eylemi anlatırken bir geniş zaman var. Yani yaparım, ederim, giderim, okurum gibi ifadeleri kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi simple present tense arkadaşlar olumlu cümlelerde nasıl kullanılır, olumsuz cümlelerde nasıl kullanılır ve soru cümlelerinde nasıl oluyor ona bakacağız. Şimdi biliyorsunuz ki bizim öznelerimiz hangileriydi? I, you, we, they, he, she, it. Şimdi öncelikle ben geniş zamanın ne demek olduğunu öğrendim diyeceksiniz. Tamam, nerede kullanılıyor onu öğrendik. Şimdi olumlu cümle yaparsak nasıl yapacağız? Olumsuz cümle yaparsak hangi ek gelecek ya da herhangi bir olumsuzluk eki gelecek mi? Ya da soru cümlelerinde hangi yapıları kullanıyoruz onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi I, you, we, they'de olumlu cümle yaparken fiillerimiz yalın kalıyor arkadaşlar, tamam mı? Biz bunları soru çöze çöze daha iyi oturtacağız. I, you, we, they'de fiilimiz yalın. He, she'de fiilimiz s takısı alır arkadaşlar. Anlaştık mı? Ama siz hemen böyle ezber yapmayın. Ben I, you, we, they'de tamam fiil yalın, öbürlerinde de yalın. He, she'de fiil s takısı kalkıp da hani olumsuz cümleyle soru cümlesine s takısı getirmeyin, tamam mı? Oradaki yapılar biraz farklı oluyor. Ben sadece olumlu cümlelerde s takısı getiriyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani simple present tense geniş zaman yapacaksa ben üçüncü tekil şahıslarıma olumlu cümlelerde s takısı getireceğim. Olumsuz ve sorularda olmayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. I, you, we, they'de fiil yalın. He, she'de fiilim s takısı alıyor. Anlaştık mı? Olumsuz cümlelere bakalım. I, you, we, they'de don't oluyor arkadaşlar. Fiilden önce kullanıyoruz bunu. He, she'de doesn't. Anlaştık mı arkadaşlar? Ben burada s takısı getiriyordum. Buradaki fiilden önce ben doesn't kullanacağım. Ben burada fiilime s takısı getiriyordum olumlu cümlelerde. Burada doesn't yapıyorum. Olumsuz cümle yapmak için. Tamam mı arkadaşlar? Aslında zamanlar içinde en çok kuralı olan simple present, geniş zaman ama hani böyle ayrıntısını bilirseniz çok basit arkadaşlar. Ben nasıl aklınızda tutacaksınız? Öncelikle olumlu, olumsuz
soru cümlelerini yazmadan önce siz öncelikle kurallara bakın, tamam mı? Mesela ben diyeceğim ki öznelerim hangileri? Are you with he, she, it? Are you with de fiilim yalın olumluda. He, she, it'te ne yapıyordum? Fiilime es takısı getiriyordum. Ben diyeceğim ki hepsini kapsıyorum. Hepsi adı altında söylüyorum. Hepsinin adı altında söylüyorum. Olumlu, olumsuz sorularda sadece he, she, it'te yani üçüncü teke şahıslarda olumlu cümlelerde es takısı getiriyorum. Olumsuzlarda doesn't. Ben olumsuzlarda don't ve doesn't yapmışsam soru cümlelerim nasıl olacak? Do'yla başlayacağım. Daha sonra öznemi yazıyorum. Sonra sormak istediğim soruyu soruyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? He, she, it'te üçüncü teke şahıslarda da does başa geliyor. Dediğim gibi bakın soru da olsa, olumsuz da olsa ben fiilime es takısı getirmiyordum. Niye? Ben sadece olumlarda getiriyordum arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Hani simple present'te işte geniş zamanda arkadaşlar ben soru cümleleri yaparken do ve does başa getiriyorum ya arkadaşlar. Eğer cümle içinde mesela bazı kelimeleri karışık verirse ya da cümlenin başı what, where, when, İşte WH ile başlayan soru kelimelerin varsa onları zaten en başa yazıyorsunuz. Önce onu yazıyorsunuz, daha sonra do ve does'ı yazıyorsunuz. Bunu unutmayın. Hani kalkıp ben zaten do, does'la başlayacağım zaten soru kelimem. Do, does'la başlıyor. Daha sonra what, when, where'ı yazarsam olmaz arkadaşlar. Önce soru kelimelerimi yazıyorum. Daha sonra do ve does'ı yazıyorum. Cevaplarım nasıl olacak? Dediğim gibi mesela are you with they ile ilgili soru sorulmuşsa yes I do ya da yes olumsuz bir şey söyleyecekseniz no I don't. Anlaştık mı? He, she, it'te de öyle arkadaşlar. Olumlu da cevabınızı verirken does diyeceksiniz. No diyecekseniz de doesn't kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz zamanlarda hani geniş zamanı anlatırken biz zaman ifadelerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bizim zaman ifadelerimiz bunlar. Zaman ifadelerimizi nerede kullanıyoruz arkadaşlar genellikle? İngilizce'de hani ben sabah okula giderim. Hani normal Türkçesi. Hani ben okula sabah giderim. Biz onu belirtirken işte zaman ifadesini ayrı bir yerde yazıyorum. İşte fiilimi sona ekliyorum değil mi? Ama İngilizce'de bu böyle değil. Bana diyor ki zaman ifadeleri her zaman sona yazılır arkadaşlar. Siz zaman ifadelerini her zaman cümlenin sonunda yazın. Anlaştık mı arkadaşlar? Zaman ifadeleri her zaman cümle sonunda yazılır. Unutmayın arkadaşlar. Tekrar edeceğim biraz da. Ben geniş zamanı, hani cümlenin geniş zaman olduğunu nereden anlayacağım? Aslında birçok ipucu var arkadaşlar. Öncelikle olumsuz ve soruysa zaten do does'tan anlayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Ya da don't doesn't. Ama siz onu da bilmezseniz hani aklınıza gelmiyorsa bile geniş zaman ifadeleri var. Ben diyeceğim ki cümle sonuna bakacağım. Cümle sonunda evle başlayan tüm zaman ifadeleri zaten geniş zamanı anlatıyor öyle değil mi? Mesela her gün, her hafta. Ondan sonra her ay. Bunlar geniş zaman değil mi arkadaşlar? Her yıl, her pazartesi, her cuma, her cumartesi, her öğleden sonra, her sabah. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar hepsi geniş zamanı ifade ediyor. Every summer, every winter, every fall. Bunlar da bakın her yaz, ondan sonra her gece, her sabah, her akşam gibi ifadeler de geniş zamanı ifade ediyor. Daha sonra once a day, günde bir kez. Haftada bir kez, ayda bir kez, yılda bir kez. Bunlar da geniş zamanı ifade ediyor. Bunların hepsi arkadaşlar zaman ifadeleri. Hangi zamanın? Geniş zamanın zaman ifadeleri. Zaten every ile başlıyor genelde. Yani hemen böyle kendini gösteriyor arkadaşlar. Twice a day günde, işte günde iki defa ya da üç defa ya da dört defa. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Siz zaman ifadesinin sonda yazıldığını öncelikle bilin arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada öğrenmeniz gereken önemli şey ne arkadaşlar? Yani en çok karıştırılan ve unutulan şey olumlu cümlelerde es takısı alması arkadaşlar. Daha sonra zaman ifadelerim cümle sonunda yazılıyor ve
Geniş zamanda sıklık zarflarımız var arkadaşlar. Bunlar da önemli. Biz bunları günlük hayatta zaten kullanıyoruz. Mesela diyoruz ya, her zaman 8'de uyanırım. Her zaman 8'de uyanırım. Bazen işe gitmem mesela. Ya da sık sık kitap okurum. Ya da bazen işte parka giderim. Ya da ne diyebiliriz? Asla süt içmem. Biz bu ifadeleri geniş zamanda kullanıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Birazdan böyle geniş bir şekilde ben tekrar söyleyeceğim. Bir sonraki derste örneklerimizi de çözeceğiz arkadaşlar. Daha iyi anlaşılır. Yani benim burada önemli olarak öğrenmek istediğim 4 madde var arkadaşlar. Şimdi I, you, we, they'de ben olumlu cümlelerde herhangi bir ek getirmiyordum. Anlaştık mı? Ama he, she'de yani üçüncü tekil şahıslarında he, she'de s takısı getiriyorum ama parantez içine söylüyorum arkadaşlar, sadece olumlu cümlelerde. Olumsuz cümlelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? I, you, we, they'de don't yapıyordum. He, she'de doesn't yapıyordum arkadaşlar. Anlaştık mı? Soru ifadelerim nasıldı? Do, does'la başlıyor ve olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde ben s takısı getirmiyordum. Unutmayın. Şimdi dediğim gibi soru ifadelerinde do, does kullanıyorduk ve şuraya gelelim, zaman ifadeleri. Benim öğrenmem gereken ikinci madde de arkadaşlar zaman ifadeleri. Bunlar cümle sonunda yazılır ve genellikle evriyle başlar. Her, işte her demek her gün, her hafta, her ay, her yıl gibi. Anlaştık mı? Her pazartesi, her cumartesi günü pikniğe giderim. Bu geniş bir zamanı anlatıyor değil mi? Ya da günde bir kez parka giderim. Ondan sonra günde iki kez kitap okurum gibi ifadeler ve bunları genellikle cümle sonunda yazıyoruz. Şuraya gelelim. Öğrenmek için, hani geniş zamanı daha iyi anlamak için bilmeniz gereken üçüncü madde de arkadaşlar sıklık zarfları. Sıklık zarfları nelerdir arkadaşlar? Always, daima, her zaman demek. Ve şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar hemen özneden sonra kullanılıyor. Yani fiille özne arasında kullanılıyor. Unutmayın. Bazen hani bazı istisnai durumları var. Örneklerde göstereceğim önümüzdeki derste arkadaşlar. Mesela sometimes işte cümle başında da kullanılıyor. Bazen cümle sonunda da kullanılıyor. Ama genel itibariyle sıklık zarflarını arkadaşlar özneden sonra kullanın. Anlaştık mı? Öznelerden sonra geliyor. O zaman ben diyeceğim ki zaman ifadelerim cümle sonunda kullanılıyor. Sıklık zarflarım özneden hemen sonra kullanılıyor. Yani özne ile fiil arasında kullanılıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve önemli kısım s takısı arkadaşlar. Bu s takısından biliyorum çok sıkıldınız. Hani hangi eke gelirse işte s takısı, y düşerse işte ne olur, ya da bir ünlü bir ünsüz de biterse ne olur. Bu olayı size daha önce de anlatmıştım. Arkadaşlar şimdi bana öyle bir şey söylüyor bakın. Diyor ki işte şu harflerle biten, bakın şu harflerle biten, şurada da gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar SS'le biten, SH'le biten, CH'le biten, X'le biten ya da O'yla bitenler eğer S takısı eklersem arkadaşlar, ben S takısı ekledim de direkt S yazacağım, tamam mı? S harfini eklemiyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Arkadaşlar dediğim gibi önemli kısım zaman ifadeleri ve sıklık zarfları arkadaşlar. Ve dördüncü öğrenmeniz gereken dördüncü madde de arkadaşlar S takısı. S takısını nerede kullanıyorduk? Bakın burada da söylemiş. Üçüncü tekil şahıslarda, yani olumlu cümlelerde. Dediğim gibi bana diyor ki işte şu harflerle bitenlere S ekliyorsunuz. Anlaştık mı? Ya da bana diyor ki sonu Y ile bitene IS ekliyorsunuz. Burada örnekte gösterilmiş bakın. Kiss olmuş. Nerede kullanılıyor? Bakın A ile birlikte kullanıldığında ben size söylemiştim, yalın olarak bırakıyoruz. Ama ben bunu üçüncü tekil şahsa çevirdiğimde, yani he, she, it ile kullanırsam ben S takısı ekleyeceğim. Olumlu cümleden bahsediyoruz. Anlaştık mı? Brush, he brushes. Bakın A ile kullandığımda yalın olarak bırakıyorum ama he, she, it ile kullandığımda direkt S takısı geliyor. Ama dediğim gibi
sadece olumlu cümlelerde. Watch, ben izlerim. He watches, o izler. Bakın, I olumlu cümlelerde yalın kalmış ama üçüncü tekil şahıslarda yani he, she, it'te s takısı almış ve olumlu cümle. I relax, he relaxes. Bu da olumlu bir cümle. I, you, we, they'de bakın yalın ama he, she, it'te ne kullanıyoruz arkadaşlar? S takısı kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısımda öğrenmeniz gereken en önemli maddeler arkadaşlar do, does. Daha sonra üçüncü tekil şahıslarda ne geliyordu? S takısı geliyordu olumlu cümlelerde. Ve bizim zaman ifadelerimiz vardı. Zaman ifadeleri her zaman en sona yazılır arkadaşlar. Ve sıklık zarfları. Sıklık zarflarımızı özneden hemen sonra yazıyoruz. Yani özne ile fiil arasında yazıyoruz. Sıklık zarflarımızı en sona yazmıyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sıklık zarflarından bahsettik. Zaman ifadelerinden bahsettik. Ve olumlu olumsuz soru cümlelerinde hangi ek gelir? Ya da es takısı hangisine gelir? Onlardan bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.